öncesinde selamlamış olalım. Onların da sinerjilerini alarak milli sporcularımıza şimdiden başarılar dileyelim. Polat Görkem, Ebul Fazi Zandi ile eksi 54 kilo mücadelesine başlamak üzere. Ali Özen, milli takım antrenörü olarak da Polat Görkem'in arkasında ve maçın hakemi sporcuları tatemiye davet etti. Milli sporcumuz genç bir isim ama önemli başarılara imza atmış bir sporcu. Son Avrupa ikincisi ve son İslam oyunları ikincisi olarak burada mücadele ediyor ama İranlı rakibinin de başarıları var. Bahsedeceğiz onlardan da. Kalyo komutuyla sporcuların ayrılmasını istediler ve mücadele devam ediyor. Yopçaygi dediğimiz yan tekmelerle Polat Görkem kontrolü eline almaya çalışıyor. Hızın önemli olduğu bir kategori, 54 kilo erkekler. Azeri sporcu, İranlı sporcu Zandi'nin de az önceki tekmeden dolayı bir 3 puan kazandığını belirtelim. Biraz önce kafaya temas eden bir teknik vardı. Yakın mesafede bir de yumrukla puan çıkardı. Şimdi bir 3 puan almış olmamız lazım. 3 puan almaya giderken de 2 puan daha verdik ve 6-3 olacak durum. Scoreboard tekvandoda oldukça önemli. Puanlamaları temas ettiği anda söylemek zor. Scoreboard'a yansıdıktan sonra sizlerle paylaşabiliyoruz. Zaman zaman barda yükselen ama puan değeri taşımayan vuruşlar meydana gelebiliyor. Burada 1-1 temas var. Kesinlikle puan olması gereken bir durum. Skor 6-3 olacak diye bekliyoruz ama bizim görüş açımıza göre puandı. Hakemler temasın olmadığı görüşünde. Yopçaygi ile 2 puan almış olabiliriz. Bir kalyo komutu daha geldi. ...6-0'lık üstünlük görünüyor İranlı sporcu. Şu anda avantajı elinde bulunduruyor ilk round için. Çok güzel bir 3 puan. Yüzün tam ortasına bir temas olduğu için maçın hakemi sporcunun durumunu kontrol etti. Görkem bir puan daha aldı. 6-4. ...8-4 oldu durum. Evet, İran sporcunun kasığına gelen bir darbe var. İlk raundun bitmesine 9 saniye 6 salise kaldı. Temas anında puanı hemen sizlerle paylaşmamız gerekiyor elbette ama İlk raundu kaybettik. Bir dakikalık bir dinlenme süresi olacak. İspanyol hakem Paula Ramirez karşılaşmayı yönetiyor. Onu da belirtmiş olalım.
deneyimli bir hakem. İran sporcunun büyüklerde Beyrut'ta bir ikinciliği var. Beyrut açık turnuvasında. Öncesinde Amman'da Asya şampiyonasında ikinciliği yine 2019 yılında mevcut. Sofya'da gençler kategorisinde şampiyonluğu var. Dünya şampiyonluğu. Sonrasında yine Asya'da 2022'de 48 kiloda yine şampiyon olmayı başarmış. Büyüklerdeki ikinci uluslararası maçı diyebiliriz ama gençlerde kazandığı bir dünya şampiyonluğu var. Oldukça zor bir rakip. Birinci raundu kaybetmiş olmak moralimizi bozmayacak elbette. Polat Görkem'den daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Altın madalyayı beklediğimiz bir sporcu. Yopçagi tekniğiyle Zandi rakibini yaklaştırmıyor. Skor 3-0 şu an için. Düştüğümüz için bir puan daha kaybedeceğiz. Kamcam cezası. Cezalarda da 5 ceza olduğunda raundu kaybetmiş oluyoruz. İran sporcunun yine kasığına doğru gelen bir darbe var. Aslında biraz daha zamanlamayı doğru seçebilseydik 2 artı 2 puan kazanabilirdik. Dönerek vuruşlarda artı 2 puan ekleniyor. Dolayısıyla Polat Görkem de risk almak zorunda. 1 dakikalık bölüm geride kaldı. 2. roundda 6-0 oldu. Bir Paulding puanı daha geldi. Zandi'ye ayağın üstüyle gövdeye yaptığı bir vuruşla 52 saniye kaldı. Çok güzel bir dönerek vuruş. Baskıya devam etmemiz lazım. Zorlu teknikler denememiz lazım. Kafaya bir tekmeyle 6-3 oldu. Dönerek vuruşta az önce puan çıkmadı. Ama rakibimiz de ceza aldı. Şimdi bir kafaya tekme. 7-6 öne geçmiş durumdayız. Roundu kazanmamız çok önemli. Aksi takdirde maçı kaybetmiş olacağız. 10 saniye kaldı. Haydi Polat. 10 saniye kaldı. Dikkatli olmamız lazım. 5-4. Yopçagilerle uzak tutmamız lazım. Son anda rakip öne geçti. Ve maalesef son saniyede rakip öne geçti. Ve 8-7 kaybediyoruz. İkinci roundu kazanmaya çok yakınken son saniyede bir yumruk puanıyla kaybettik. Düzeltelim. 7-6'ydı. 8-7 kaybediyoruz. Bir tekme puanıyla kaybettik. Son saniyede karambolden çıkan bir teknikle işte burada yandan gelen bir vuruş söz konusuydu. İkinci roundu almaya çok yakındık ama ikinci roundun son saniyesinde üzücü bir puan İran sporcunun aldığı, bizi üzen bir puan oldu. Gümüş madalya kazanan sporcumuz Polat Görkem'i bu